Milli Eğitim'den 675 KHK ile ihraç edildim. Suçumun ne olduğunu da bilmiyorum. Neye atfen ihraç edildiğimi hala bilmiyorum. Şu anda OHAL komisyonunda sonucu beklemekteyiz. İlk görev yerim Erzincan Tercan'dı. Sonra Nevşehir Kozaklı'ya geldim. İmam Hatip Liselerinde hep görev yaptım. Burada da en son yine İmam Hatip Lisesi'nde görev yaparken ihraç edildiğimi öğrendim. Yani İmam Hatip Lisesi'nde aykırı bir öğretmen idim. İmam Hatip Lisesi'nde son görev yerimde işte kız erkek ayrımı yapılırken öğretmenler kurulu toplantısında karşı çıkmıştım. Bu tür etkinliği, yani şeyim vardı, aykırılığım vardı. Suçunuz buydu yani? Yani herhalde suç ise suçumu kabul ediyorum. Bu suç ise suçumu kabul ediyorum. Hayır, hiç beklemiyordum. Yani böyle bir şeyi bir gecede duyunca şok oldum. Evet, bizim arkadaşlarımız ilk etapta açığa alınıyordu. Diyarbakır'da falan açığa alındı. Belki açığa alınacağımı bekliyordum ama ihraç olacağımı hiç beklemiyordum. Çünkü yani ihraç olabilecek bir suçu kendimizde görmüyorduk. Gece saat 9 gibi bir arkadaş aradı. KHK açıklanmış dedi. Senin de ismin var dedikten sonra cep telefona baktım. Hakikaten ismimin olduğunu gördüm. Yani şok olmadık desek yalan olur. Şok olduk. Durum bu. Peki ne yaşadınız? O esnada zaten çok üzüldüm. Hak etmediğim bir suç, yani hak etmediğim bir şeydi. İhraç olarak hak etmediğim bir durumdu. Yani sudan çıkmış balık desem doğrudur. Ben öğretmenlikten başka hiçbir şey bilmiyordum. Öğretmenliği çok seviyordum. Öğrencilerimden ayrı kalacağımı o esnada çok düşündüm ve çok üzüldüm. Psikolojik olarak bir rahatsızlık geçirdim. Hala da öğrencilerimi çok özlüyorum. Yani ekonomik olarak ikinci bir durumdu ekonomi olarak düşüncem. Ama en çok da sevdiğim mesleğimden uzak kalacağımı düşündüm. Sevdiğim öğrencilerimden uzak kalacağımı düşünerek daha çok üzüldüm. Yani devam ediyoruz ama sendikam sağ olsun, sendikam bizim yanımızdaydı. Eğitim Sen olarak yanımızdaydı. Eğitim Sen olarak davalarımıza sahip çıktı. Az da olsa ekonomik olarak bize yararı vardı. İyi ki Eğitim Senli olduğumu hep söylemişimdir ve yine de söylüyorum. İyi ki Eğitim Senliymişim, iyi ki de Keskiliymişim. Onlarla alakalı zaten kendim de işin içindeyim. Hele Konya'daki birçok mağdur arkadaşların yanında yer almaya çalıştım. Onların birlikte olmaya çalıştım. En çok da sendikal olarak o arkadaşlara yardımcı olmak için elimden geleni yaptım. Evet, Konya'da da birçok o şekilde ailelerle tanıştım. Yani elimden bir şey gelemiyordu. Ekonomik olarak zaten yardımcı olamıyordum ama sendikal olarak yardımcı olmaya çalıştık. Evet, Konya'da o tür mağdur ailelerin çoğunu biliyorum ve çoğuna da yani üzülmedim desen yalan olur, çok üzülüyordum. Düşünce olarak belki farklı olmuş olabiliriz ama mağduriyet olarak, insani olarak yaşadıklarını gördüğüm anda, duyduğum anda gerçekten çok üzülüyordum. Evet, ben 24. yılımı çalışırken zaten ihraç oldum. Yani öğretmenimin ikinci yılından bu yana KESK üyesiyim, Eğitim Sen üyesiyim. İhraç olduğumu duyar duymaz zaten KESK Genel Başkanı da aradı. Eğitim Sen'deki Konya Şube platformu olarak da gereken desteği verdiler. Birçok Eğitim Senli öğretmen arkadaşlar da o dayanışmayı gösterdiler. Aynı şekilde sendika olarak da Konya'daki Eğitim Sen'i de dahil etmek şartıyla birçok dayanışmada yanımda yer aldılar ve yani tekrar da söylüyorum, iyi ki Eğitim Senliyim. Ha, dayanışmamız diğer arkadaş gruplarına, bizim sendika üyesi olmayan arkadaşları da yardımcı olmaya çalıştık. Onlara hukuki olarak da sağ olsun bizim hukuki sekreterliğimiz yardımcı oldu, yol gösterdi. Ama yani Eğitim Sen olarak dayanışmamız hala devam ediyor ve hiçbir zaman da kopmadık. Sağ olsun sendikamıza diyorum. Evet, umutlu musunuz gelecekte? Umutluyum çünkü bir suçum yok. Yani tek suçum Eğitim Senli olmaksa kabul ediyorum ama umutluyum.
Başka da hiçbir bir suçum yok. Öğretmenliğimi yani en dört dörtlük yapmışımdır. Türkiye'me yani ve memleketime herhangi bir zarar verecek şekilde bir etkinlikte bulunmadım. Doğruları hep söylemişimdir. Milli Eğitim'de öğretmen gerek öğretmenler kurulu toplantısında hep doğru bildiklerimi söylemişimdir. Yani bundan asla da yani üzüldüğümü söylemiyorum. Yarın olsa yine söyleyeceğim ve umutluyum, döneceğim diyorum. Yani başta demokrasi, özgürlük, hak, hukuk, adaletin olabildiği bir ülke isterim. Herkesin rahatlıkla konuşabileceği bir ülke isterim. Eğitimin yani ana dilde eğitim, layık, bilimsel olmasını hayal ediyorum ve istiyorum da bunun için de mücadele veriyoruz. Başta bütün insanların kendisini ifade edebileceği bir ortamın olmasını, oluşması için istiyorum. Yani şu anda kendimin söylediğim gibi dik durmalarını daha keşke bu en azından yükselişteki mücadele veren arkadaşlar gibi olabilseydik. Ben mesela gerçekten o yükselişte mücadele veren arkadaşlardan özür dileyerek onların yanında yer almadığımın üzüntüsü içindeyim. Keşke bu 100 bin kişi ilk etapta dayanışma içinde olup birlikte hareket edip mücadeleyi birlikte verebilseydik. Ama ne yazık ki onu bir türlü oluşturamadık, yapamadık. Ama daha da iyi olabilir. Şu anda biraz daha sabır diyorum, biraz daha iyi olacak, iyi olsun diye mücadele vermeye çalışıyoruz.